Biraz daha doğuya gidelim şimdi. Güncel bu Karabağ mevzusu. Nedir yorumun? Yani Karabağ konusunda Ermenistan'ın mı, Azerbaycan'ın mı, özel bir cumhuriyet mi? Ermenistan ne yapmaya Karabağ çalışıyor? 2020 yılında kaybedildi. Bugün kaybedilmedi. 2020'de kaybedildi. 2020 yılında Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ittifakına karşı hezimete uğradı. Bir iki gün içinde Karabağ'ı alıyorlardı Azeriler. Araya Ruslar girdiler ve dediler ki zamana yayın bu iş. Bekleyin. Hemen yapmayın. Şu anda yaparsanız dünya kamuoyunda çok çirkin sonuçları olabilir bunun. Ermeniler de hazır değil buna. Biz bir iki sene burada şey yapalım, nöbet tutalım. Ondan sonra yavaş yavaş bu işi çözersiniz dediler. Bugün gelinen nokta bugün oluşmuş bir hadise değil, 2020'de oluşmuş bir hadise. Aslına bakarsan 1988'de oluşmuş, 1991'de oluşmuş bir hadise. Çünkü 1991'de Ermenistan dünyadaki hiçbir ülkeyi ikna edemedi Karabağ konusunda. Yani Rusya olsun, Türkiye olsun, ABD olsun, Avrupa devletleri olsun, hepsi, İran olsun, hepsi de Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu beyan ettiler. Hiç kimse tanımadı bu yeri ayrı bir cumhuriyet olarak veya Ermenistan'a ait bir yer olarak. Peki tarihi ve coğrafik olarak senin görüşün ne? Ermeniler dünyada birçok yerden kovuldular, ezildiler. Ermeniler 1071 yılından beri dayak yemekle meşgul. Yani dün Van bir Ermeni şehriydi. Mutki bir Ermeni beyliğiydi. Sason Ermeni memleketiydi. Bugün değil. Ülkelerin bazı topraklar üzerinde bazı milletlerin ebedi ve ezeli hakları olduğu fikri bana yabancı bir fikir. 18. yüzyıldan beri en azından Karabağ nüfusun ezici çoğunluğu Ermeni olan, tüm köylü nüfusu Ermeni olan fakat Türkler tarafından yönetilen bir beylikti. Yani Karabağ Beyliğini Behbud Han Cevanşir kurmuştur. Türk beyliğidir. Fakat nüfusu Ermenidir. Bu model yani feodal çağda gayet geçerli olan ve standart olan bu model ulus devletler çağında sürdürülemezdi. Sovyetler Birliği çağında sürdürülebildi. Fakat ulusların net çizgilerle birbirinden ayrıldığı bir çağda söz konusu değildi. Ermenilerin 1988-91 aralığında yapması ideal bir dünyada doğru olan davranışı Azerilerle oturup konuşmak. Kardeşim burada Ermeni nüfusu var. Bakü'de bir sürü Ermeni var. Sumgayit'te bir sürü Ermeni var. Madem siz bağımsız olacaksınız, bu Ermenilerin bu ülkedeki hakları nasıl güvenceye alınabilir? Ne tür kültürel haklar, eğitim hakları, dil hakları, yayın hakları vesaire. Bunu konuşmak yerine savaşmak yolunu seçtiler. Kahramanca ve aptalca bir davranıştı. Karambol'den 1994'te bir gol attılar ve Karabağ'ı kalmadı. Bütün etrafındaki rayonları da gal ettiler. Fakat bunun arkasını getiremezlerdi, getiremediler. Olmadı. Ermenistan bugün yenilmedi. Ermenistan aslına bakarsan 1991'de yenildi.